Sevgili gençler merhaba. Bu dersimizde turizm kavramını, insanları turizm faaliyetlerine yönelten faktörleri, turizmin etkilerini, dünyanın 7 harikasını ve milli parklar konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. İnsanların dinlenme, eğlenme, görme gibi amaçlarla sürekli ikamet ettiği yerden başka bir yere geçici bir süre içinde yaptığı gezilere turizm denilmektedir. Bu faaliyetlere katılan kişilere ise turist denilmektedir arkadaşlar. İnsanları turizm faaliyetlerine yönelten faktörler nelerdir? Bir de bunlara bakalım. Dinlenme ve eğlenme e, turizme yönelten faktörlerden bir tanesi. Doğal güzellikler, iş ve toplantı yani kongre düzenleme, iş e, ve toplantı gibi. Sağlık e, turizmi, eğitim öğretim amaçlı, sportif aktivitelerde bulunmak, eğitim, Dini inanç, tarih ve kültürel değerlere görebilmek amacıyla turizm faaliyetlerine yönelebilmektedir insanlar. Tabii ki bu e, turizmin olumlu ve olumsuz sonuçları da vardır arkadaşlar. Bunlar nelermiş bir de buna bakalım. Turizmin olumlu sonuçları dediğimiz zaman bilgi alışverişi gerçekleşir. Dünya barışına katkı sağlar turizm. Eğitim ve kültür düzeyini yükseltmektedir. Yabancı dili geliştirir kültürel değerlere sahip çıkılır turizm sayesinde. Çevre korunmasına önem verilir. Ekonomiye katkı sağlar. Bundan dolayı da bacasız sanayi denilmektedir turizmde arkadaşlar. Yeni meslek gruplarının ortaya çıkmasını sağlar. İstihdam alanı oluşturur. Dostluk ve hoşgörüyü geliştirir. Tabii ki olumsuz etkiler de vardır turizmin arkadaşlar. Geleneksel yaşam biçimi değişir. Olumsuz etkilerinin bir tanesi. Dilin yapısı bozulur. Konukseverlerin yerine ekonomik çıkarlar almaktadır. Doğal çevrenin tahrip edilmesine neden olabilir. Çevre kirliliğine neden olabilmektedir arkadaşlar. Turizmin bu saydığımız etkilerini e, ekonomik, politik ve ekolojik, sosyolojik, e, kültürel olarak dört grupta da inceleyebiliriz arkadaşlar, sınıflandırabiliriz. E, şimdi turizmin ekonomik etkilerine bakacak olursak, ülkelerinin sahip olduğu turizm potansiyeli ekonomilerine ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Gelişmekte olan birçok ülkenin ilerleme ve kalkınmasına turizm oldukça önemli bir yere sahiptir. Turizmin bu tür ülkelerde istihdamın oluşması, dış borç ödemelerine katkı sağlaması, alt ve üst yapı hizmetlerinin iyileştirilmesi gibi ciddi getirileri vardır. Bu açıdan bakıldığında özellikle İspanya, Yunanistan, Portekiz, Türkiye gibi ülkelerin dış ticaret açığını turizmden elde ettiği gelirlerle kapatmaya çalıştığını söylemek mümkündür. 2017 yılına ait ülkelere gelen turist sayıları ile bu turistlerden elde edilen gelirlerin gösterildiği tabloya baktığımız zaman en fazla turist ağırlayan ülkenin Fransa olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 87 milyon civarında bir turist geliyor. Fransa'nın bu kadar çok fazla turist çekmesinin sebebi modanın başkenti olması Fransa'nın arkadaşlar. Yani modanın merkezi olması Paris özellikle. Tarih ve doğal güzelliklerin çok fazla bulunması, iklimin elverişli olması nedeniyle çok fazla turist gelmektedir. Bir de turizm geliri en yüksek olan ülke baktığımız zaman arkadaşlar 210 milyarın üzerinde bir gelirle arkadaşlar Amerika birinci sırada yer almaktadır. E, Fransa bu kez üçüncü sıraya düşüyor arkadaşlar. En fazla turist gelmesine rağmen. Oysa e, en fazla turist gelen ülkeler sıralamasına baktığınızda Amerika'nın üçüncü sırada yer aldığını görürüz. Ama gelir olarak en fazla da Amerika gelir elde ettiğini söyleyebiliriz. 2019 yılında Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı 52,5 milyon olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın Ülkemizin 2019 yılında turizm geliri ise 34,5 milyar dolar rakamına ulaştığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ülkemize en çok turist gönderen ülkeler ise başta Rusya, Almanya, Bulgaristan, İngiltere ve İran'dır arkadaşlar. Turizmin uluslararası ilişkilere etkisi yani politik etkisine bakacak olursak uluslararası ilişkilerde Toplumların ve ülkelerin arasındaki ilişkilerin gelişmesinde turizm çok önemli bir etkiye sahiptir. İnsanlar yurt dışına yapacağı turistik gezilerde özellikle sosyal ve politik ilişkilerin çok iyi olduğu ülkeleri tercih etmektedir. Turizmin ekolojik etkisine bakacak olursak da turizm faaliyetlerinin gelişebilmesi ve sürdürülebilir olması doğal ve kültürel çevrenin korunmasına bağlıdır. Kaynakların yok edilmesi, hava ve su, toprak kirletilmesi ile birlikte sağlıksız bir çevre çekiciliğini yitirmektedir. Bu nedenle turizmin kaynağını oluşturan çevrenin düzenli bir şekilde yönetilmesi ve bu kaynakların kalitesinin arttırılması gerekmektedir. Turizmin sosyal ve kültürel etkisi ise turizm sayesinde insanlar farklı ülke ve kültürleri tanıma imkanı bulmaktadır. Böylece farklı ülke ve bölgeler arasında bağlar güçlenmektedir. Farklı kültür, din, dil, etnik grup ve yaşam tarzları insanların birbirlerini tanımasına ve toplumlar arasında hoşgörü ortamı oluşmasına katkı sağlamaktadır. Düzenlenen festivaller, organizasyonlar, fuar gibi etkinlikler farklı toplumların birbirlerini daha yakından tanımasını sağlamaktadır. Örneğin ülkemizdeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Bahar'ın gelişinin kutlandığı Hindistan'daki Holi yani Renkler Festivali bu duruma güzel örnekler olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim dünyanın 7 harikası nelermiş bunları görelim arkadaşlar. Zeus heykeli birincisi, Rodos heykeli, Keops piramidi Mısır'daki, Artemis tapınağı, İskenderiye feneri, Halikarnas mozolesi, e, Babil'in asma bahçeleri dünyanın yedi harikasını oluşturmaktadır. Bunlarla ilgili kısa bir bilgi verecek olursak arkadaşlar. Zeus heykeli ile başlayalım. Zeus heykeli milattan önce 450 yıllarında, yıllarında antik olimpiyat oyunları için inşa edilmiştir. Yaklaşık 12-13 metre yüksekliğe sahip olan heykel fil dişi ve metal parçalardan oluştuğu bilinmektedir. Heykelden günümüze kalan parçalar Fransa'da Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir arkadaşlar. Rodos heykeli ise Yunanistan'ın Rodos Adası'nda bronzdan yapılan ve yüksekliği 32 metre olan heykeldir. Güneş tanrısı Helios için inşa edilen ve ayaklarının altında yelkenli gemilerin geçtiği bir konumda yer almaktadır arkadaşlar. Yunanistan'ın Rodos Adası'nda yapılmıştır. Ee, Keops Piramidi'ne baktığımız zaman da milattan önce 2560 yıllarında Firavun Keops tarafından yaklaşık 30 yılda yaptırıldığı tahmin edilen bir anıt mezardır. Her biri 2 ile 10 ton arasında değişen kireç taşı bloklarıyla inşa edilen ve yaklaşık 3 milyon taş bloğun kullanıldığı bir yapıdır. 145 metre yüksekliğe sahip 4300 yıl boyunca dünyanın en yüksek yapısı olarak bulunmaktadır arkadaşlar. 7 harika içerisinde günümüzde günümüze kadar ulaşan tek yapı Keops piramididir. Diğerleri depremler, yangınlar veya savaşlarla tamamen ya da büyük ölçüde yok olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İskenderiye Feneri ise... Makedonya kralı Büyük İskender tarafından Mısır'ın İskenderiye kıyılarında yapılmıştır. Milattan önce 290 yıllarında inşa edilen Fener yaklaşık 160 metre yüksekliğindeydi. Fener'in aynası geceleri 50 kilometre uzaklığa kadar ışık saçabildiği söylenmektedir arkadaşlar. Babil'in Asma Bahçeleri ise milattan önce 7. yüzyılda Babil kralı tarafından ölen karısı için yaptırılmıştır. Irak'ın kuzeyin e, Irak güneyinde kurulan bahçeler sütunlarla desteklenen taraçalardan oluşmaktaydı. Fırat Nehri'nden pompalanan sularla bahçelerdeki bitkiler sulanmıştır. Artemis Tapınağı ise arkadaşlar Lidya Kralı tarafından M.Ö. 550 yıllarında Tanrıça Artemis için inşa edilmiştir. Tamamen mermerden oluşan ve bronz heykellerle süslenen bir tapınaktır. Halikarnas Mozolesi, milattan önce 350 yıllarında kral Mozoles için yaptırılan bir anıt mezardır. Yüksekliği 45 metre olan ve mermerden yapılan bu yapıt tamamen yıkılmıştır. Mozole'nin mermer parçaları Bodrum Kalesi'nin yapımında da kullanılmıştır. Evet, dünyanın 7 harikası bunlardı arkadaşlar. Bir de milli parklardan bahsedelim. Milli park, ender görülen doğal güzelliklerin, bitki ve hayvan türlerinin veya kültürel kaynakların korunması amacıyla kurulan ve çoğunlukla insan yerleşimine izin verilmeyen bölgelere milli park denilmektedir. Milli park uygulaması resmi olarak ilk kez 1872 yılında Yellowstone Milli Parkı'nın kurulması ile Amerika'da başlamıştır. Türkiye'de ilk milli park uygulaması Yozgat Çamlı Milli Parkı ile başlamıştır. Dünyadaki en önemli milli parklar e, ise arkadaşlar, Büyük Kanyon Amerika'daki e, Japonya'daki Fuji Dağı, Hakone bölgesi İzu Yarımadası ve çevresindeki birçok adadan oluşan bölge yine Amerika'daki Yosemite Milli Parkı arkadaşlar Türkiye'deki Tanzanya'daki Serengeti Milli Parkı, Kanada'da bulunan Banff Milli Parkı ve Şili'deki Turistel del Paine Milli Parkını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sevgili gençler bu konumuz da buraya kadardı. Bir dahaki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.